Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin hükümetten dikkat çekici bir açıklama daha geldi. Davos'ta konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye artık esassız bir anlaşmada ısrar edemez, bu gerçekçi de değil dedi. Türkiye artık esatsız bir anlaşmada ısrar edemez. Bu gerçekçi de değil. Türkiye'nin Suriye politikasında son dönemde yaşanan değişikliği net bir şekilde ortaya koyan bu sözler Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'e ait. İsviçre'nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomi Forumunda Suriye ve Irak konulu oturuma katılan Şimşek, Suriye krizinde pragmatik ve gerçekçi olunması gerektiğini kaydederek, Türkiye artık Suriye Devlet Başkanı Beşar Esadsız bir anlaşmada ısrar edemez. Bu gerçekçi de değil ifadelerini kullandı. İşte Şimşek'in İngilizce yaptığı açıklama. O, we have to be pragmatic, realistic. Uh, you know, the, the facts on the ground have changed dramatically, and uh, so Turkey can no longer insist on, you know, a settlement without Assad, and it's not, you know, uh, realistic. So I think we just have to work with what we have. And that's where Russia, Iran and Turkey comes in in a big a Pazartesi günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Suriye görüşmeleriyle ilgili de büyük umutları olduğunu belirten Şimşek, Astana'ya gidecek Türkiye heyetinde kimlerin yer alacağının henüz belirlenmediğini belirterek diğer ülkelerden katılanları göz önünde tutarak gereğince karar vereceğiz dedi. Türkiye'nin Suriye politikasında yanlış yaptığına dair son açıklama Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan gelmişti. Kurtulmuş, baştan beri Suriye politikasının büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım demişti.